Biz de burada işte bu şekilde cezalandırırız, bu şekilde kana karşılık kan akıtırız anlayışıyla yapılmış bir yapı. Bulduğumuz yapı ise Konstantin Takı. Evet, Bizans dönemindeyken İstanbul'un ismi de işte bu şekilde bir alanmış burası. Bundan günümüze kalan ise sözünü söylemiş ve bu söz hala tüm dünyada Veni, Vidi, Vici olarak bilinmekte. Dilinden dökülen en son sözler, sen de mi Brutus? Herkese günaydın. Şu anda İtalya, Roma'dayız. Bu sabah erken saatlerde Roma'ya geldik. Burası İtalya'nın başkenti ve en önemli şehirlerinden bir tanesi ve belki de birincisi. Çok uzun, yaklaşık 3000 yıllık bir tarihe sahip olduğu söylenmektedir Roma'nın. Ve milattan önce 753 yılında devlet olarak kurulduğu geçer kaynaklarda. Bu çok kesin bilgiler değildir bunlar tam yıl olarak, ama kesin olan bir şey varsa o da çok tarihi ve çok eski bir medeniyet olduğu ve çok eski medeniyetlerden çeşitli eserleri günümüze kadar getirdiğidir. İtalya turumuza başlıyoruz. Şu anda ilk geldiğimiz yer Santa Maria Bazilikası, yani Meryem Ana Bazilikası. Bu bazilika yaklaşık 5. yüzyılda inşa edilmiş. Dönemin papası Santa Maria, yani Meryem Ana'yı rüyasında gördüğünü ve rüyasında ona buraya bir bazilika inşa edin dediğinde gösterdiği yere bazilika inşa edilmeye başlanmış. Bazilikanın inşasında çeşitli altın ve gösterişli madenler kullanılmış. Birazdan bazilikanın içine girmeye çalışacağız. Etrafta bu şekilde bir çeşme var. Yine güzel Roma'ya yansıtan binalar var. Şimdi içeri gireceğiz. Evet, içeri şu anda giriyoruz. İçeri girer girmez bizi böyle altın yaldızları olan müthiş bir tavan ve müthiş bir yapı karşılıyor. Eski Roma'daki gibi kolonlarıyla, kolon yapılarıyla birlikte. Buradaki bölümde kapalı bir kapı ardında altın bir heykel var. Hazreti İsa'yı ve melekleri sembolize ediyor. Ve tabanda da müthiş işlemeler var yine. Evet, içeride bir ayin vardı gördüğünüz gibi. Normalde yasak ayin sırasında çekim yapmak, ancak olabildiğince almaya çalıştım. Şimdi de yeni bir grup giriyor yine. Büyük ihtimalle onların da bir ayini ya da eğitim tarzı bir şey olması lazım. Herkese Roma Kolezyum'dan merhaba. Roma deyince ilk aklımıza gelen, herkesin olmazsa olmaz fotoğraf çektirdiği yapı ve bunun da bir sebebi var tabii ki. Çok önemli ve tarihi olması. Kolezyum'dayız. Kolezyum'la ilgili biraz bilgi verelim. Kolezyum milattan sonra 72 yılında. Evet, milattan sonra 72, yani 1. yüzyılda inşa edilmiş bir yapı. 10 yılda inşaatı bitmiş, yani 82 yılında tamamlanmış. O dönemde savaştan getirilen esirlerin, savaşta kaybettiğimiz canlara karşılık olarak savaştan getirilen eserleri, kişileri biz de burada işte bu şekilde cezalandırırız, bu şekilde kana karşılık kan akıtırız anlayışıyla yapılmış bir yapı. Daha sonra deprem geçirmesine rağmen, üzerinde birçok hasarlar olmasına rağmen hala ayaktaki silüetini koruyabilmiş, ancak bazı restore çalışmaları var. Roma deyince ilk akla gelen yer burası. Burası bir amfiteyatro aslında. Ancak burada daha önce de söylediğimiz gibi arena olarak kullanılıyordu ve gladyatör savaşları vardı. Gladyatör gösterileri vardı. Savaştan getirilen eserlerde savaştan getirilen kişilerin gladyatör olarak kullanılması vardı.
Bu anlayış ilk olarak 260'lı yıllarda yapılmış, 260'lı 70'li yıllarda yapılmış, ancak yılda birkaç defa yapılıyormuş o zaman. Daha sonra zaman ilerledikçe ve insanlar bunu çok sevdikçe, çok fazla ilgi gösterdikçe, çok fazla yapılması istendikçe, daha sonra hükümet bunu kamulaştırmış, yasalaştırmış ve artık Roma deyince, İtalya deyince, tabii o zamanlar Roma, antik Roma, ilk akla gelen eğlence buymuş, ilk akla gelen olay buymuş, ilk akla gelen aktivite buymuş burada ve bundan çok fazla zevk alıyorlarmış. Daha sonra Julio Cesar döneminde bu artık 200 çifte kadar, yani çift çift giriyorlarmış arenaya, 200 çifte kadar çıkmış yılda ve çok fazla bir sayıya ulaşmış. Artık bundan resmen zevk alıyorlarmış. Bu bina görüntüsüyle bizi çok etkiliyor. Üzerindeki hasarları görebilirsiniz yakından. Ancak ona rağmen hala ayakta. Müthiş bir yapı. Çok tarihi bir yapı. Şu ana kadar bu kanalda gezdiğimiz ve ayakta duran en eski yapı. Düşünmek, hayal etmek gerçekten zor. Milattan sonra 72. yılda yapılması. Neredeyse üzerinden 1950 yıl, 2000 yıla yakın bir zaman geçmiş ve hala dimdik ayakta bu yapı. Hayran olmamak elde değil. Burası, biraz teknik olarak bilgi verelim, 3 kattan oluşan bir yapı. İlk katta alt kısmı ve işte gladyatörlerin girdiği kısım, buraya arenaya girdiği kısım. Üst kısımlar seyircilerin oturduğu kısımlar. Ve 3 katlı bir yapıdan oluşuyor burası. Ve 3 katlı olmasına rağmen üst biraz daha uzatılmış. Bunun da sebebinin akustik olarak daha iyi olduğu düşünülüyor ki yapılış amacı ilk olarak söylemiştik zaten amfi tiyatroydu. Türkiye'de de benzerleri var. Hatta antik çağlardan kalanlar var. Ancak burası da önemli bir yapı. Burası da çok eski ve çok büyük bir medeniyetin günümüze taşıdığı bir yapı. Kolezyumun etrafını gezmeye devam ediyoruz ve burada atlı polis görmek mümkün. Diğer tarafındayız. Şu anda Kolezyumun arka tarafındayız. Burada çok fazla sıra var ve bilet şu an için almak mümkün değil. Zaten çok zamanımız yok. Çok gezecek yerimiz var Roma'da. Şöyle bakıyoruz içeriye. Burası ilk giriş katı ve buradaki bölümden arenaya gladyatörler giriş yapıyordu. Evet, içeriye giremedik ama içeriye giriş kısmını size buradan gösterebilirim. Buradan dövüşen gladyatörler arenaya, sahaya giriş yapıyorlardı ve onlar giriş yaptığı anda büyük bir alkış, büyük bir kıyamet ve tabii ki çok sevdikleri için, tutkuyla izledikleri için bu gösteriyi, büyük de bir bağırış, büyük bir heyecan oluşuyordu ve daha sonrasında gösteriler başlayıp savaşlar başlıyordu. İşte herkes birbirini öldürüyordu vesaire. Buradan giriş yapıyorlardı. Şimdi arka tarafında farklı yapılar var. Burası çok tarihi bir alan. Hepsi birbirine yakın yapılar var. Şimdi onları gezmeye gideceğiz. Onlar da çok eski ve çok güzel. Hemen Kolezyum'un yanında bulunduğumuz yapı ise Konstantin Takı. Evet, Bizans dönemindeyken İstanbul'u ismi de olan Konstantin kişisi bir imparator ve çok başarılı bir imparatormuş. Kazandığı bir savaş sonrası 315 yılında, yani 4. yüzyılda bu anıt onun adına yapılmış ve hala o yıldan beri günümüze kadar ayakta gelebilmiş. Üzerine baktığımızda savaştan, çeşitli savaşlardan, çeşitli önemli anların, işte kırılma anlarının belki de sahne edildiğini görebiliriz. Hemen Kolezyum'un arkasında. Yine Kolezyum'un arkasına geçtiğinizde burada Roma Forumu'nu görebilirsiniz. Roma Forumu da aslında bir çeşit arkeolojik kazı alanı, burada da görüldüğü üzere. Yani bir sit, bir kazı alanı. Burada
çeşitli tarihi eserler var ki burası zaten gördüğünüz üzere bütün önemli yapılar bu merkezde. Yani ilk yerleşimin ilk merkezleri olarak karşımıza çıkıyor. Ki Kolezyum'un da burada olması, Otak'ın da burada olması, birçok önemli yerin burada olması ve su kaynaklarının burada olması bize bunu gösteriyor zaten. Dolayısıyla burada da kazı alanları, çalışma alanları yapılmış ve burada çeşitli tarihi eserler bulunmuş ve hala bulunmakta. Bazıları 2000 yıl kadar öncesine ait olduğu, yani Kolezyum ve Kolezyum'dan belki daha önce olanlar bile çıkabilir ileriki zamanda. O yüzden böyle bir kazı alanı oluşturulmuş burada. Bu bölümde de çeşitli tarihi yapılar, tarihi çalışma alanları ve binaların üzerinde atlı tanrıçalar görebiliriz. Burası da The Kolonake, yani koloni bölümü. Burada tarihi bir yapıt var. Ancak gördüğünüz gibi dökülmüş. İleride sütunların kırıldığını, döküldüğünü görebilirsiniz. Daha önceki milletler burada yaşamış. Ancak yaşadıklarından kalan son hali böyle. Ve etrafa baktığımızda yine tarihi eski binaları görebiliyoruz. Buradaki resimde forumun, yani buradaki yaşam alanının ilk hali bulunuyor. İlk yapıldığı zamanki hali milattan sonra 97. yılda. Yani 1. yüzyılda yapılmış. İşte bu şekilde bir alanmış burası. Bundan günümüze kalan ise böyle bir alan. Hani taşı toprağı, altın taşı toprağı tarih derler ya. İşte buradaki yapının, Roma'daki bu bölümün, şehrin bu merkezi alanının her yeri tarih, her alanı tarih. Yani baktığınız ufak bir taş bile 1000 yıllık, 1500 yıllık çıkabilir. Buradaki tarihi yapıtların hemen önünde de Julio Cesar'ın anıtını görüyoruz, heykelini görüyoruz. Julio Cesar çok büyük bir insandı. Onun hayatından bahsetmeden olmaz ufak bir şekilde. Ancak siz daha fazlasını araştırmalısınız. Julio Cesar Roma İmparatorluğunda yaşamış eski bir devlet adamıydı. Doğarken annesinin karnından kesilip çıkarıldığı için ve annesi vefat ettiği için ona kesilip çıkarılan anlamına gelen Cesar ismi verilmiştir. Ve Cesar ismi de Sezaryen'in kelimesinin doğumunu sağlamıştır yine. Yani günümüzdeki Sezaryen kelimesi de oradan gelmektedir. Onun dışında Julio Cesar kendisini halka adamış bir devlet adamıydı. O zamanki bürokratların halk üzerinde ağır sorumluluklar ve ağır bir baskı oluşturduğunu düşüncesiyle, halka yardım etme isteğiyle en azından kendisi bu şekilde kendisini ifade etmiştir. Onun dışında önemli bir komutan ve yazardı. Bir savaşı sırasında, Tokat zamanında, Tokat etrafındaki bir savaşı sırasında, bugünkü Tokat'tan bahsediyorum, geldim, gördüm, yendim sözünü söylemiş ve bu söz hala tüm dünyada Veni, Vidi, Vici olarak bilinmekte ve çok önemli bir söz olmuştur. Onun da dışında zarlar atıldı, yani planlar yapıldı diye bir söz söylemiştir. Bu da çok meşhurdur. Bir hikayesini de anlatmak istiyorum kısaca. Antalya civarında Rodos'a doğru giderken gemileriyle Antalya civarında bazı o zamanki korsanlar tarafından yakalanmış ve korsanlar ailesinden 20 kese altın, işte o şekilde, o zamanın parasıyla bu şekilde çevirebiliriz, 20 kese altın istemiştir. Ancak o korsanlara, siz kimi yakaladığınızın farkında mısınız? En az ben 50 kese altın ederim. Eğer ben eve geri dönersem askerlerimle gelip hepinizi öldüreceğim. Sırf bunu yaptığınız için, sırf bu değeri biçtiğiniz için demiştir. Daha sonra yine önemli sözleri vardır. Bu sözlerden bir tanesi de az önce söyledik, Veni, Vidi, Vici, zarlar atıldı ve en önemlisi de ölümüyle alakalı, ölümü bir suikast sonucu olmuştur. Hemen yanında çok sevdiği Brutus, ki çok biliriz zaten bu lafı. Brutus onun arkadaşıdır, çok yakınındadır. Ancak suikast ekibinde Brutus'un da olduğunu görünce
dilinden dökülen en son sözler "Sen de mi Brutus?" diye, yani "Sen de mi ihanet ettin Brutus?" derken "Sen de mi Brutus?" demiş ve ondan sonra ölmüştür. Hem doğumu, hem ölümü, hem yaşamı sansasyonel bir liderdir. O yüzden bilmekte fayda var. İtalya için de önemli bir tarihe sahiptir. Bu arada burada İtalyan polisi göz açtırmıyor satıcılara. Orada bir satıcı var, şemsiye satıyordu ve bütün şemsiyelerini aldı. Sadece elindeki kaldı. Bütün şemsiyelerini alıp araca yüklediler. Şimdi de önemli bir meydanda ve bu meydanın hemen karşısında ilk kral 1. Vittorio Emanuele ve onun adına dikilen ve aynı zamanda savaşta ölen asil kişiler adına dikilen mermer abidedeyiz. Uzaktan da görmüştük burayı, yukarıda atlı heykeller var, tanrıçalar var ve bu da Vittorio Emanuele. Milano'da da hatırlarsanız en önemli alışveriş merkezinin ismiydi. Ve arkadaki meydan da böyle çok güzel bir meydan, bir alan burası. Yukarıdan da manzara böyle ve oldukça güzel.